Başlamadan önce normal video bekleyenler birkaç gün içerisinde 2018'de en çok sevdiğim oyunlar, en iyi 10 oyun tarzında bir video yapıyorum. Bitmesine tahminen 2-3 gün kaldı en fazla. Yani yeni yıla girdikten azıcık süre sonra hazır olması lazım. Yeni yıla girmeden önce hazırlamaya çalışacağım yarın. O aklınızda bulunsun. Onun dışında yeniden Luigi şapkasıyla bir soru cevap yapıyoruz. Çünkü geçen soru cevapta daha önce insanların çoğunun mailden haberi olmadığı için fazla kişi yoktu. Bu defa bir sürü soru geldi ve hızlıca hepsinin üstünden geçeceğim bu videoda. Başlayalım. Tabii ki hakkında video çekince gelen mail sayısı çok çok daha fazla. O yüzden direkt blok şeklinde aynı soruyu soran bir sürü kişi var çünkü. Tonlarca kişinin sorusunu aynı anda yanıtladım. Birkaç tane soru yapacağım şimdi başlamadan önce, kimseyi göstermeden önce. Toplu şekilde en çok sorulan sorulardan bir kurtulalım. Ondan sonra daha ilgi çekici maillere geçeceğim. Şimdi öncelikle her yerden rahatsız edilmekten bıktım açıkçası, dürüst olmam gerekirse. Petscope. Petscope hakkında bir video çektim önceki kanalımda ve evet, adam hala devam ediyor, yeni videolar çıktı. Ama şöyle bir şey var, şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Bu kanalda herhangi bir oyun üstüne asla odaklanmayacağım, belli bir şey üstüne, ne olursa olsun. Benim en çok sevdiğim şey de olsun, benim en nefret ettiğim şey de olsun, asla bir şeyin üstüne çok fazla odaklanmayacağız. Burada hani öyle bir inceleme tarzı bir video, bir oyun ancak bir video veya iki video alabilir. Şu anda ben Petscope için video çekersem, o adam yeni video attığında veya yeni bir şeyler keşfedildiğinde bir daha video çekmeyeceğim. Asla video çekmeyeceğim. Ve bir kere çekersem o adam yeni video attığı anda beni her yerden rahatsız edeceğinizi biliyorum. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. O yüzden diyorum ki ben her şey tamamen bittikten sonra, kesin bittiğinden emin olunduktan sonra ve gizli saklı her şey bulunduktan sonra bütün her şeyi birlikte incelediğimiz güzel bir video hazırlayıp koyacağım. Fakat o zamana kadar hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü şimdi ne olacak şimdi yaparsam? Şimdi video çekeceğim, her şeyi anlatacağım. Adam yeni video atacak. Bir tane daha atacağım o zaman ben onu inceleyen. Adam bir tane daha video atacak. Ben bir tane daha video atacağım. Full kanal onunla dolacak. Gerçekten böyle bir şeyi hiç istemiyorum. O yüzden ne kadar her yerden ısrar ederseniz dedin, ben zamanı gelince, her şey bitince ve kesinleşince çekeceğim onu. Oldu mu? Ki onun dışında önceden saatlerce oynadığım, oyunu hatta tamamen bitirdiğim veya 50-60 tane bölüm çektiğim serilerde bile devamı gelecek mi diye soran bir sürü mail var. Onlara da cevap vereyim. Şimdi bazı oyunları çok sevdiğinizi biliyorum. Bazılarını diğerlerinden daha çok sevdiğinizi ve benim daha çok videosunu çekmemi istediğinizi. Ama şöyle bir şey de var. Hani şu anda ben bütün gün oturup oyun oynayamıyorum tabii ki. Okul var, ders var, sınav var, projeler var. Daha yeni işte yazın staj var falan filan. Bu demek oluyor ki zamanımı iyi değerlendirmem lazım yani. Ve oynadığım şeyleri defalarca tekrar tekrar oynayarak devam değerlendirmek istemiyorum ben zamanımı. Şu anda yeni çıkmış, çıkalı bayağı olmuş, ilgimi çok çeken ve hala denemediğim o kadar fazla şey var ki. Ben onları denemek istiyorum aynı yerde sekip durmaktansa. Sizin hoşunuza gidiyor olabilir eskileri, eski seriler. Biliyorum, farkındayım. Ama o şekilde işlemeyecek ya. Aynı oyunun üstünde sekip durmadan onu atıp durmayacağız. Biraz önceki dediğim şeyle aynı şeyi diyorum aslında. O yüzden hani eski serileri seviyor olabilirsiniz. Fakat çoğunlukla eskiden gördüğünüz şeyler gelmeyecek. Eğer yayın yaparsam, yayınları direkt yapmamaya karar verdim bir süre. Belli nedenlerden dolayı. Belki ileride konuşuruz. Yani oralarda oynayabiliriz dediğiniz oyunları. Fakat onun dışında çok bir şey beklemeyin. Ve onun dışında tonlarca teşekkür maili var. İşte seni şu kadar süredir takip ediyorum, izliyorum. Çok seviyorum, seviyorsun, teşekkür ederim falan diye. Hani hepinizi tek tek burada söylemem videonun tamamını doldurur. O kadar fazla olumlu şey var. Bu sakın yazdıklarınızın benim için bir anlamı olmadığını düşündürmesin size. Çünkü hani benim bu işe devam etmemin tek nedeni sizin gibi bana olumlu karşılık veren insanlar. Sizin için yapıyorum bunları. Sadece sizin için. Bunu isteyen insanların olduğunu bildiğim için, ki siz de bana bunu en iyi yolla gösteriyorsunuz. Hepinize toplu olarak teşekkür etmek istiyorum. Videoyu izlenmesini biraz daha eğlenceli kılmak adına tek tek hepinizi okumak yerine. Fakat bunu yazan insanların elimden geldiğince hepsine yazılı olarak cevap vereceğim. Videoda cevap vermesem de yine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Harikasınız. Benim için bir zevk gerçekten. Ben teşekkür ederim. Daha normal sorulara geçelim artık sırayla. Bakalım. En baştan başlıyorum en aşağılardan, bu ortak olarak cevap verdiğim sorular dışındaki sorulara. Nintendo Switch almayı düşünüyorum. Sence yanında hangi oyunları almalıyım?
Şimdi ne istediğine bağlı. Öncelikle yeni çıkan Super Smash Bros. Ultimate var ki bence her Switch alan insanın sahip olması gereken bir oyun. Onun dışında klasik Zelda var, Mario var, Mario Kart var. Yani kesin herkese verebileceğim bir cevap yok. Fakat herkes ortak olarak söyleyebileceğim bir oyun varsa o da Super Smash Bros. Ultimate'dır kesinlikle. Ona bak derim. Kemal Efe Karabulut'tan diğer soru. Sonraki oyun dozu videolarının birinde Fallout serisinin herhangi bir üyesini veya seriyi inceleyebilirsin. Oldukça sorabilir ve zaman ayırdığın için teşekkür ederim demiş. Şimdi ben Fallout'u gerçekten çekip incelemek isterim. Gerçekten çok hoş olur benim için. Ama şöyle bir sıkıntı var. Zaten planladığım şu anda birkaç tane oyun var. Dolayısıyla ona yakın zamanda gelemeyeceğiz. Fakat kesinlikle bakmak istediğim bir oyun. Muhtemelen ben bir ara Fallout 4'ü alırsam onu incelerim. Daha eskiye gitmek gibi bir niyetim yok gibi şimdilik. Yani bakarız, kesin bir şey demiyorum ama kesinlikle bakabileceğim bir oyun serisi, ilgimi çeken bir oyun serisi. Bir dahaki oyun dozu demişken benim planım normalde şuydu. PlayStation 2'den bir oyun çekecektim ve benim için çok özel olan bir oyun. Ayrıca benim oynamama çok alışık olmadığınız türde bir oyun. Ne olduğunu söylemeyeceğim, sürprizi bozulmasın. Hatta o yüzden sırf PlayStation 2'yi evden buldum, çıkarttım, kurmaya çalıştım. Şurada gördüğünüz siyah alet PlayStation 2. Hatta tüp ekranım falan da var arkada. Her şey hazır. Tek sorun bütün gerekli kablolarını bulamadım PlayStation 2'nin. Onları internetten bulmaya çalışacağım ve onun dışında şu anda aleti kaydetmemin düzgün bir yolu yok. Şimdi tabii ki emülatör de kullanılabilir fakat yapabileceksem orijinal konsolumdan orijinal şekilde oynamak istiyorum ben her zamanki gibi çocukluğumdaki gibi. O yüzden evet onunla uğraşıyorum. Dolayısıyla birazcık gecikecek oyun dozu bir dahaki ben onunla çözene kadar ama geliyor. Geliyor merak etmeyin. Tavsiye vlog ve eleştiri videoları çekersen sevinirim ama bir kere iki kere değil uzun süre boyunca. Bu sayede hem kitlen artar hem de seni izleyen insanlar eleştiri videoları sayesinde sorgular. İstediğin zaman ve istediğin şekilde çekebilirsin videoları. Sevgiler demiş. Şimdi bu tip videoları çekmeyi seviyorum evet de genel olarak hani hakkında konuşacak bir şey lazım. Ben hakkında konuşacak bir şey aklıma geldiğinde ve konuşmak istediğimde inan bana bu kanalda çekip konuşacağım onun hakkında. Ama onun dışında devamlı olarak hani her hafta şu saatte bu videoyu yükleyeceğim diyemem. Çünkü o kadar sık konuşacak bir şey olmuyor hakkında. Çünkü sonuçta oyun kanalıyım, oyunla ilgili şeylerle konuşuyorum. Ve o zaman başka şeylerle ilgili konuş diyeceksiniz. Hayır, ben oyun kanalıyım, öyle kalmak istiyorum ve hep öyle kalacağım. Dolayısıyla evet merak etme aklıma bir şey geldikçe yapacağım. Bunlar gelip geçecek bir seri değil. Bu tip tartıştığımız şeyler. Ama çok sık da yapmam mümkün değil. O kadar fazla hakkında konuşacak şey olmuyor çünkü. Berk abi Warframe'i çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. İkiniz birleşince çok mutlu oluyorum. Sanki baklavanın üstüne dondurma konmuş gibi oluyor. Ve burada da mükemmel bir resim paylaşmış arkadaş. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani bu kanalda ben her şeyden çok kendi oynadığım şeyler hakkında konuşuyorum dedim. Ve Warframe oynamıyorum. Bayağı uzun süredir oynamıyorum. Ve yakın zamanda geri dönecek gibi de görünmüyorum. Zamanında çok oynadım. Hani oyunda 600 küsür saatim var. Gerçekten oynadım ama dönecek gibi değilim yakın zamanda ya. Özür dilerim. Seni mutlu edemediysem. Çok özür dilerim. Ha bu arada neredeyse unutuyordum. Deltarune, Deltarune, Deltarune diyenler. Oyun bitmeden oyun çekmeyeceğim. Oyun daha bir tane chapter'ını paylaştı adam. Oyunu bitirsin. Oyun hakkında konuşuruz. Oyun bitmezse ben de oynamıyorum. Bu kadar basit. Oldu mu? Evet ve geri kalan 150 mailin de üstünden geçtim. Ne yazık ki bir tane bile videoda cevap vermek istediğim bir şey yok. Şimdi bu herkesin yazdığı boş şeyler demek olmuyor bu dediğim gibi. Yüzlerce şunu oynar mısın, bunu oynar mısın diye soru var. Hani onlara cevap vermeyi isterim. Fakat çok heyecan verici olacağını sanmıyorum onun sizin için. Yani evet çok fazla bunu oynayacağım, bunu oynamayacağım diye kesin bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben de kesin bilmiyorum henüz. Dediğim gibi sadece eski şeylere sık sık geri dönerken görmeyeceksiniz beni. Çok nadir olacak o olay. Genellikle yeni şeyler deneyeceğim ve denediğim yeni şeylerde önceden defalarca kez oynadığım şeylerin benzeri olup durmayacak. Ben genelde yeni ve farklı şeyler alıyorum çünkü. Genelde ya oynadığım şeyler ya da oynadığım şeylere inanılmaz benzer şeyler öneriliyor bana. Onlar zor. Onun dışında bir şey ilgimi çekti benim. Çok okunmayacak muhtemelen ama söyleyeyim düzeltebildim. Çocukluğumdan beri takipçinim falan diyor. FRP hakkında bilgin var mı? Dungeons and Dragons ile ilgili Türkçe içerik görmek çok zor. Bize bilgilerini paylaşsan olur mu? Hep biraz ilgimi çeken bir şey oldu fakat hiçbir bilgim yok. Sadece ilgimi çekti genel FRP olayı. Çünkü oynayan yok senin dediğin gibi. Hani Türkçe içerik görmek çok zor diyorsun ya. Doğru söylüyorsun ve zaten birlikte oynayacak insan da yok. Birlikte oynayacak insan olmayınca o da olmuyor tabii ki. Eğer bir gün olursa insan toplayabilirsem kesinlikle bir şeyler hazırlarım. Fakat çok söz olarak tutma bunu hakkında çünkü dediğin gibi zor. Gerçekten zor.
Son olarak yayınları soranlar var. Şimdi ben yayınları ara verdim dedim. Neden ara verdim? Çünkü şimdi öncelikle yayınları ben devamlı olarak YouTube'dan bildirmek istemiyordum. Çünkü yanlış bence. Sadece YouTube kanalını kirletiyor. Kendi zamanımda yayın yapmaya başladım. Ve şimdi şöyle bir şey var. Ben yayınlara hiçbir zaman çok çok fazla insan gelmesini, acayip popüler olmasını beklemiyorum. Benim amacım yayıncı olmak değil hiçbir zaman. Yayın yapmaktaki amacım şu. Ben zaten kendi boş zamanımda ne oynayacaksam onu yayında açayım. İsteyen izler, isteyen izlemez. Umurumda değil, değil mi? Mantık bu. Başlarda iyi gidiyorduk. Bayağı iyi gidiyorduk açıkçası. Özellikle şu Messenger oynadığımız zamanlarda. Sonradan biraz daha farklı şeylere geçince çok kötü gitmeye başladı yayınlar. Hani izleyici sayısı olarak değil. Dediğim gibi izleyici sayısı 5 olsa bile umurumda değil benim yayınlarda. Daha çok chat umurumda. Çünkü sadece insanların yazdığını okuyup o şekilde oyundan daha çok keyif almak için yapıyorum ben yayını. Yoksa niye yayın açayım? Kendim oynarım eğer oradan keyif almıyorsam. Normalde yayınlar her zaman pozitif etkileyen bir şey oldu beni. Hani izleyip oyun hakkında yorum yazan, bir şeyler yapan, birileriyle sohbet edebilmek her zaman daha eğlencelidir benim için tek başıma oynamaktansa. Ama özellikle son yayınlarda iğrenç gelmeye başladı chat. O kadar kötü ki. Kayıtları şu noktada artık yoktur muhtemelen. Fakat eğer o zamanlarda yayınlardaysanız ne dediğimi biliyorsunuz. Hani oynadığım oyunla ilgili veya normal sohbetle ilgili hiçbir şey yazan yok. Sadece 5 yıl önce komik olmayan esprileri durmadan spam yapan, rastgele şeyler yazan insanlar var ve böyle deyince şunu diyenler var. O zaman o esprileri yapan hani şey yapan insanları bana mesela adam chat'e gelmiş. Hiç alakasız rastgele bir şey oynuyorum. Durmadan daha kaz XD yazıyor. Hani çok komik tamam da. Evet, o zaman bunları yazanları banla diyenler var. Banlayayım iyi de. Bütün chat bunlar. Bütün izleyenler bunlar. Gelen herkes bunlar. Hepsini banlarsam kim kalacak? Kimse kalmayacak. Abartmıyorum. En son yaptığım yayında gelen herkes, bir istisna bile olmadan herkes böyleydi. Tavuk X'te, Dalgaz X'te oynadığım şeyler alakası yok. Buna benzer şeyler yazıyorlar. Ne hiçbir şey katıyorlar, ne hiçbir şey yapıyorlar. Ve ben de diyorum ki kendi kendime, ben bunun için mi yayın yapıyorum? Ben bunlar için mi konuşuyorum? Ben şu an kendim müzik dinleyip kendim ne bileyim atıştıracak bir şeyler alıp rahat rahat yaslanıp oyunumu oynamak varken yayını bunlar için mi açtım? Bunun için mi açtım ben diye düşündüm. Sonra da yayın açmadım bir daha. Onun hikayesi öyle. Hani bir daha deneriz. Özellikle finallerim bittikten sonra birazcık daha yayınlar yapmaya çalışacağım. Fakat eğer olmazsa olmuyor. Olmazsa bırakacağım. Çünkü hani dediğim gibi çok izleyici gelmesi önemli değil. 10 kişi için de yayın yaparım ben. 10 kişi bile sorun değil benim için. O kadar düşük yani beklentim. İnanın bana. Benim için önemli olan şey yazanlar ve gelen insanlar. Ve gelen insanların tamamı böyle olunca ben yayın yapacak kimse yok diye çıkarım. Çünkü 10 kişi bile önemli değil dedim ama en azından yayın yaptığımı bildiğim ve eğlendirdiğimi bildiğim bir kişi olması lazım en azından. En son yayınlarda bir kişi yoktu. Tamam. Benim yani şartım bu. Her neyse. Yine çok fazla soru cevaplamadık biliyorum çünkü genel olarak çok fazla cevaplayacak soru yoktu. Bu soru cevap videosu yakın zamanda bir daha gelmeyecek. Artık bundan sonra daha çok yazıyla cevaplayacağım. Eğer yazdığınız maile cevap gelmediyse bu noktada özür dilerim cevaplamadığım için. Çünkü herkese cevap yazmam mümkün değil. Şu anda 100-200 tane falan sadece şunu oynar mısın diye mail var. Onların her birine teker teker evet hayır evet hayır diye cevap vermek istemiyorum. Onun dışında yazmaya cevap zaman ayıran herkese cevap verdiğime inanıyorum şu anda hepsinin üstünden geçtikten sonra. Eğer daha fazla sorunuz varsa aşağıda mailimi bulabilirsiniz ve bana soru sorabilirsiniz. Onun dışında birkaç gün içinde 2018'in en iyi 10 oyunu videom gelecek. Ondan sonra da diğer oyun dozu bölümü gelecek. Onların ikisini de beklemede kalın. Ve finallerim bittikten sonra yani ayın 11'inden sonra da çok rahat yayın yapmaya başlayacağım yine. Yayınlarda da durum ne olacak diye bakacağız. Duruma göre devam edeceğim etmeyeceğim diye karar vereceğim. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.